Merhaba, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. 5 gündür falan hastayım, bu yüzden sesim böyle kısık ve tuhaf çıkabilir, kusura bakmayın. Bugün birlikte bir tuval çalışması yapacağız. Arkamda görmüş olduğunuz bu eskizi bir tabloya dönüştüreceğiz. Ama farklı bir konsept olacak. Ben bir tane video çektim, hemen videoyu size yansıtıyorum. Bu şekilde, aslında bu bir TikTok filtresi ve 3 tane emoji çıkıyor. Bu emoji de yapacağım çizimi belli edecek. Ben bunu daha önce yapmıştım ve kağıda bir çizim yapmıştım. Shorts videosu olarak attım, belki hatırlarsınız. Bu yüzden şimdi ikinci versiyonunu tuval üzerine yapmak istiyorum. Çok güzel oluyor, çok eğlenceli oluyor. Ben zaten bu videoyu çektim. Ondan sonra hemen şöyle bir küçük eskiz oluşturdum. Hemen aklıma gelenleri çizdim. Bu 3 emoji sayesinde ve konseptimiz de ayıcıklı olduğu için şöyle bir ayıcık broşüm var. Bu şekilde küçük bir eskiz oluşturdum. Şimdi Eylül bu ne? Bize gösteriyorsun, biz anlamıyoruz diyebilirsiniz ama sonra bunu tuvalime de yerleştirdim. Tasarımım bu şekilde oldu. Tamamen bana ait bu tasarım. Aklıma gelen bu şekilde bir şeydi. Size biraz anlatmak isterim. Şimdi zaten konumuz ayıcık olduğu için İnsan yerine ayıcık yerleştirdim. Ama bir tane böyle uyuyan, belki biraz böyle üzgün ve aslında odak noktamız olacak. Daha çok böyle oyuncağa benzeyen, yani o emojiye benzeyen ayıcık koydum. Böyle sonbahar, kış başlangıcı gibi yağmurlu ve böyle çok sıcak hissedeceğiniz bir hava yapmak istiyorum. İnşallah başarabilirim. Böyle eskizimi yerleştirdim. Şimdi en heyecanlı kısım, tablomuzu yapmaya başlayalım. Bu videoda birazcık benden çok istediğiniz için hem akrilik boya hem tuval çalışması için püf noktalar da vereceğim. Bu yüzden bunu çok isteyenler için de güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Şimdi ben renklerimi oluşturmaktan başlayacağım. İlk aşama renkleri seçeceğim ve paletime yerleştireceğim. Şimdi ilk olarak yapacağım şey astardan başlamak oldu. Şu an boyuyor gibi görünüyorum ama aslında boyama aşamasında değilim. Astar oluşturuyorum. Astar yapmamızın sebebi tuval kanvas olduğu için çok emici bir yapıya sahip. Kumaş gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden de boyayı çok fazla emiyor. Ama siz akrilik boyayla bunu astar yaparsanız daha az emmiş olacak. Çünkü akrilik boyanın plastik bir dokusu var ve boyayı o kadar emmiyor. Bu yüzden ben su ve akrilik boyayı karıştırarak ince bir katman astar dokusu oluşturuyorum. Kesinlikle astarı ince yapmalısınız. Yoksa böyle tırtık tırtık alttan böyle pütür pütür fırça darbeli boya izleri olur ve hiç güzel olmaz. Bu yüzden çok fazla suyla karıştırarak sadece hafif bir renk verecek ve tuvali örtecek şekilde astar oluşturuyorum. Aslında tuvale yeni başlıyorsanız, nasıl tablo yapacağınızı bilmiyorsanız bu aşama sizler için önemli olabilir. Bence astar oluşturmak önemli bir detay. Bu arada astar malzemeleri var. Gesso dediğimiz bir astar katmanı var veya astar boyaları var. Ama hem daha maliyetli hem de şu an benim elimde yok. Eğer öyle bir imkanınız yoksa akrilik boya suyu karıştırarak kendi astarınızı yapabilirsiniz. Astar uygulamasından sonra esas renklendirmesine geçiyorum. Mavi, yeşil, turkuaz tonlarını kullanarak böyle eski tip bir bina yapmak istiyorum. Bu arada ben esas renklendirmeyi yaparken astarda olduğu gibi çok fazla su kullanmıyorum. Sadece fırçamın çok kuruduğu anlarda boyaya birazcık su katıyorum ya da fırçamı ıslatıyorum. Böyle tablo yaparken aşırı fazla su kullanmanız boyanızı inceltecektir. Bu sayede şeffaf bir doku elde edeceksiniz ve çok fazla böyle bulanık ve kötü görüntü elde edeceksiniz. Benim tavsiyem fırçanız aşırı kurumadıkça boyanızı çok fazla sulandırmayın. Bu aşama resmin büyük bir çoğunluğunu kapsıyor. Bu yüzden de bu aşamada çok uzun uğraş vereceğimi düşünüyorum. Ve ben dikkatli bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Thank you.
Resim yaparken tabii ki müzik dinlemeyi çok sevdiğim için burada ne çaldığını size gösteremiyorum telif hakkından dolayı ama çalan müzikle kendimi kaptırıp dans etmişim. Size o anları da paylaşıyorum ve söylüyorum da aynı Bence zamanda. Bence resim yaparken şarkı dinlemek ve ritmik bir şekilde bu fırça darbelerini kullanmak falan çok çok güzel bir şey ve terapi gibi. O yüzden kesinlikle sevdiğiniz şarkıları dinleyin. YouTube'da telif hakkı diye bir şey olmasaydı hem dinlediğim şarkıyı hem de söyleyişimi duymanızı isterdim. Bu arada Dolu Kadehi Ters Tut dinliyordum. Yaptığım binanın son hali bu şekilde oldu. İyice ilerlettim ve ana formunu ortaya çıkardım. Şimdi küçük detaylara geçiyorum. Bir kafe görüntüsü elde etmek istiyorum ve iç camlarını oluşturuyorum. İç taraf kahverengi olacak ve ışıklar gelecek. Ama ışığı en son vereceğim için ilk olarak bu kahverengi görüntüyü oluşturuyorum. Birazcık böyle koyu ve açık kahveyi karıştırarak dalgalı bir görüntü elde ediyorum ki o ışığın da dokusunu rahat verebileyim diye. Ayıcığım için renk oluşturduğumda bari dedim renk boşa gitmesin, diğer ayıcıklarımın da ana taslağını oluşturayım. Böyle kahve tonlarında bir renk oluşturmuşken aslında kahverengi yapacağım birçok yere bu rengi uyguluyorum. Hem boya israf olmamış oluyor, kurumamış oluyor, hem de boyayı değerlendirmiş oluyorum. Şimdi ise ayıcıklarımı yapacağım, kıyafetlere geçtim. İlk olarak taban renklerini belirleyeceğim. Ondan sonra da ışık ve gölge ekleyeceğim. Yavaş yavaş tüm hatlar ortaya çıktığı için böyle arkada kalmış binamın yanındaki diğer detayları da ekliyorum. Buraya böyle silik görünümlü bir bina vereceğim. Çok detaylı yapmayacağım. O yüzden böyle mor ve lacivert tonlarına boyuyorum ki koyu renk elde edebileyim. Aslında yer zemininin siyaha yakın olmasını istiyorum ama ışık ve gölge ekleyeceğim için kesinlikle simsiyah boyayı alıp sürmüyorum. Yeşil, mavi ve sarıyı karıştırarak kahverenginin koyu tonlarını oluşturuyorum. Ve böyle siyahımsı bir görüntü elde ediyorum ama tam siyah asla yapmıyorum. Çünkü tam siyah yaptığım zaman ışık ve gölgeyi yerleştiremem. Sizin için de tavsiyem böyle çok koyu olduğunu düşündüğünüz ya da gölgenin çok sert vurduğu yerler haricinde
bu şekilde ışık ve gölge ekleyecekseniz kesinlikle simsiyah boya kullanmayın. Birazcık siyahınızı yumuşatın ki ışığın vurduğu yerlere aydınlık yapabilirsiniz. Kaba detayları yaptığım için artık ince detaylara geçiyorum. Hem kıyafetteki hem mekanımdaki küçük detayları ince fırçalarımla belli ediyorum. Hem ışık ve gölgeyi yapmış oluyorum hem de resme boyut katıyorum. Işığın vurduğu yerleri açık renkle, daha çok gölgenin kaldığı yerleri de koyu renkle tonlayarak boyutlandırıyorum. Gece oldu. Hızlı bir geçiş yapıyorum ve saçlarımın haline bakın. Tablomun da son hali bu şekilde oldu. Hali bu şekilde. Kendime kahve yaptım. Böyle oturmadan da size bardağımı göstereyim. Çok güzel. Vallahi çok kötü haldeyim. Saçımı düzelteyim. Vallahi tablomun son hali bu şekilde oldu. Artık akşam oldu bu arada. Çok uzun saatlerdir bununla uğraştığım için tipim bu şekilde. Resim yapmak ne kadar şey, böyle hani insanı gariban gibi yapıyor değil mi? Yani gerçekten sersefil halde. Az önce mesela kek yedim bu ellerimle. Okuldayken falan da öyle yapıyordum. Ama yani sorun değil. Bu arada tablo az kaldı. Yani aslında bitme aşamasına geldi. Ben bu aşamada akrilik kalem kullanmayı çok seviyorum. Yani hem akrilik boya hem akrilik kalem tabloda çok güzel duruyor. Bir de biliyorsunuz hani benim bir tarzım var ve kağıt üzerinde uyguladığım o sert çizgileri, bazı noktalarda koyduğum ışıltıları veya farklı böyle küçük detayları akrilik kalemle tuval üzerine yapmayı da seviyorum ve bence farklı bir doku oluşturuyor. Şöyle, hem renkler var. Aslında benim en çok kullanacağım siyah beyaz. Daha var aslında başka kalemlikte ama en çok bunları kullanıyorum. Çünkü bunların bakın içinde sıvı şekilde var. Bunlar çok eski bu arada. Yeniler de var. Yani mesela Sharpie de var. Bilindik de var. Bilinmedik de var. Şöyle Art Profesyonel de var. Karışık kullanıyorum yani. Marka olarak hiç fark etmiyor. Ama bu akrilik kalemleri kullanacağım şimdi bu tablomda. Bitmesini istiyorum çünkü sıkıldım. Bu arada bu kadar benim gibi sıkıla sıkıla yapmanıza gerek yok. Ben yaklaşık bir 12 saattir falan uğraşıyorum. Günleriniz varsa yani günde 2 saat yapsanız bir haftada tablonuz biter. Ama benim günüm vaktim olmadığı için ve şu an vlog çektiğim için böyle yaptım. Bugün de bitirmeye çalıştım. O yüzden böyle yani hani gözünüz korkmasın. Yeni tabloya başlayacak olanlar aman yarabbi biz de mi bu hale geleceğiz, bu kadar uzun mu sürüyor, çok zor mu diye düşünmesinler. Kesinlikle zor bir şey değil. Ben zaten size püf noktalarını anlatmaya çalıştım. Ama vaktiniz varsa zamana yayarak yapın. Bir haftada yapın, iki haftada yapın, bir ayda yapın. Benim gibi bir günde yapmaya çalışmayın. Yani benim yaptığım mantıklı değil ama ben şu an videoda hızlandırılmış bir içerik çektiğim için bir günde yapmaya çalışıyorum. Hem emoji çiziyorum hem bir günde challenge gibi tablo bitirmeye çalışıyorum. Daha ben ne yapayım yani. O yüzden beğenin, kanalıma da abone olun. Ben şimdi tabloya devam edeceğim. Ama abone olmuyorsunuz. Görüyorum abone olun. Bu arada yeni 400 bin olduk. Oynayamıyorum. Elim dolu, bir saniye. Hemen oynayacağım.
Bu arada bu su bazlı akrilik kalemler çok güzel karışıyor. Şimdi sarı uyguladım. Üstüne turuncu uyguladığımda nasıl dağıldığını ve karıştığını göreceksiniz. Ben çok seviyorum. Ya tabii ki de bunu fırçayla da yapabilirim. İlla kalemle yapmak zorunda değilim. Ama dediğim gibi bu benim tarzım ve tercihim olduğu için bu şekilde tercih ediyorum. Siz fırçayla da yapabilirsiniz. Ve tablonun son hali bu şekilde oldu ama artık gece oldu ve benim çok uykum geldi. Bu yüzden şimdi uyuyacağım. Yarın sabah kalktığımda çizimime devam edeceğim. Vlogumuzun ikinci gününden hepinize merhaba. Ben şimdi kendime bir kahvaltı hazırladım. Bir de büyük bir kahve yaptım. Sihirli annemi izlerken kahvaltımı edeceğim. Bu arada uyanınca üstüme ilk bulduğum kaza giymişim. Altımda hala pijama var, görüyorsunuz. Kahvaltım bittikten sonra tablomun son aşamalarını yapmak üzere artık başına oturuyorum. İlk olarak buradaki kirli suyumu ve kirli fırçalarımı tertemiz yıkıyorum. Çünkü şu an bana temiz su lazım. Bu da önemli bir detay. Şu an ben ışıltılara geçiyorum ve bu camdaki parlaklığı yapacağım. Kabıma bu şekilde sarı boyayı sıkıyorum. Daha sonra üstüne yeterli miktarda su alıp güzelce karıştırıyorum. Burada boya ve aslında suyu güzel karıştırmam gerekiyor. Bir tarafı çok sulu, bir tarafı çok boyalı olmasın. İyice homojen kıvama gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum ve aslında şeffaf bir görüntü elde edeceğim bu boya sayesinde. Sulandırdıkça şeffaflaşıyor dediğim gibi. Ve burada ışık görünümü vermek istediğim yerlere oluşturduğum bu şeffaf boyayı uyguluyorum. Şimdiden çok hoşuma gitti. Nedense bu şekilde ışık görüntü benim aşırı hoşuma gidiyor. Çizimlerimde de buna bol bol yer veriyorum. Ve tabii ki çok keskin sert detaylar eklemek istediğim yerlere de yine akrilik kalem kullanıyorum. Burada ayıcığın üstüne ışık vurmuş gibi bir görüntü elde etmek için çok ince çizgiler kullanmak istediğimden kalem işimi bayağı kolaylaştırıyor. Ve artık tablonun son aşamasına geldik. Beyaz yağmur damlaları ekleyeceğiz. Beyaz akrilik boya ve beyaz kuru boyayı alıyorum. İlk olarak kuru boyayla taslak oluşturur mantığında küçük damlalar ekleyeceğim ama bunu rastgele yapmıyorum. Yani nereye koysam diye birazcık hesap ederek yapıyorum. Ama bu şekilde silik bir görüntü elde etmek istediğim için kuru boya tercih ettim. Daha sonra kuru boya uyguladıktan sonra neyi nereye koyacağımı, yağmur damlalarını kesinlikle rastgele koymuyorum bu arada. Böyle taslaklı koyduğum için kuru boya bayağı işime yarıyor. Bu arada elinizle böyle hafif tuvalin üzerine sürdüğünüzde kuru boya silinip gidiyor. Bu yüzden bazı detayların kesin bir şekilde kalmasını istediğim için, silinmesini istemediğim için beyaz akrilik boyayla birkaç tanesinin üzerinden geçiyorum. Böylece hem parlak bir yağmur damlası hem de biraz daha silik ve suya karışmış bir yağmur damlası görüntüsü vermeye çalışıyorum ki bence dediğim gibi de oldu. Ve sonunda günler süren tablomun son hali bu şekilde oldu. Ben gerçekten çok beğendim ve bu emojilerden böyle bir çizim yapabileceğimi hayal etmemiştim. Gerçekten çok içime sindi ve bu sıcak sonbahar ya da kış görüntüsü aşırı hoşuma gitti. Emojilerimiz ayıcık, yağmur damlası ve uykuydu. Ben de bu şekilde yağmurun altında uyuyakalmış ve çok böyle mazlum görünen bir ayıcık yapmak istedim. Aynı zamanda yağmur yağdığındaki o kafelerdeki sıcak görüntüyü ve şehirdeki bu telaşı yansıtmaya çalıştım. Ve bence tam istediğim gibi, anlatmaya çalıştığım gibi bir tablo oldu. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu arada gerçekten emojilerden veya 3 tane parçadan bir şey oluşturmak, bu şekilde kurgu yapmak
Bence zordu ama aklıma geldi. Hemen tasla onu oluşturup bu tarzda bir şey yapabildiğim için çok mutluyum. Kesinlikle sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Sorularınız varsa onları da yorumlardan cevaplarım. Benim için bu video hem zorlu bir challenge oldu hem de keyifle yaptığım bir tabloya dönüştü. Bu yüzden de çok keyif aldım. Umarım sizin de keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Ben bugün videomu burada kapatıyorum. Bana yorumlarda video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.